Yapması çok sevindirici bir olay. Gerek ülkemiz açısından, gerekse de Türk dünyası açısından Hı -hı. yine dediğim gibi çok önemli bir tanıtım e, kaynağı bu. E, ben arzu ederseniz size e, bu sonuçlardan bahsedeyim. Hı -hı. Tabii ki Türk dünyası ekonomi bilişim formunun diğer az önce bahsettiğim e, konuların hepsine katkı sağlamanın yanında dediğim gibi Türk dünyasını burada buluşturması ve Türk dünyasına alınan kararların tavsiye nitel olmakla birlikte alınan kararlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki haksız ambargoların kalkması için de çok sonuçları çok ciddiye ciddiye alınması gerekmesi açısından da bunu okumak isterim hı hı. sizlere. Tabii ki ee, öncelikle bir de kimler katılmıştı bu şeye bir de ona bakalım isterseniz evet. Kaç ülkeden katılım sağlandı? Bütün Türk dünyasından Hı -hı. katılım olmuştu ee, Bu kongrelerin ülkemize ve üniversitemize çok büyük katkı sağladığı ortada evet. ee, Biz de hem bilime hizmet ediyoruz bu anlamda değil mi? Hem de e, ülkedeki e, bilimle birlikte turizmden Turizm e e, turizmden e, geçimini sağlayan pek çok sektörlere evet. de elde ediyoruz. Evet. Tabii ki e, bu forma e, bu forum e, TC Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi yani bizlerin evet. Türkiye e, Lefkoşa Büyükelçiliği TİKA Başkanlığı ve TC Kültür Bakanlığı desteğiyle hı hı. yaptığımız evet. ve Türkiye'den Devlet Bakanı Sayın Kürşat Tüzmen'in evet. de bulunduğu e, yine e, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, hı hı. Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ile Gürcistan'dan gelen temsilcilerin e, olduğu bir form olmuştu. Bu formda alınan e, en önemli hı hı. E, karar Eee Bakü'de geçtiğimiz geçen geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 11. Türk Devletleri ve Türk Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı sonuç bildirgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir karar alınmıştı. Neydi bu karar? Bu karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tecrüpten çıkartılması hı hı. için tüm Türk devletlerinin diplomatik çabalarının birleştirilmesi. Evet ve Kuzey Kıbrıs ile ekonomik, kültürel, siyasi işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesi